Şimdi başlattım. Şimdi burada bunlar benim projelerim. Bunlara aldanmayın. Burası size boş gelir. Games, film, television, live events, arşiv gibi 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 sekmeler var. Bizim tabi ilgi alanımız burada games bölümü. Buna tıklıyoruz ve next diyoruz. Şimdi burada bir arayüz seç diyor. Yani tema seç diyor burada. First person var. Fly modu var. Puzzle modu var. İşte rolling modu var. Third person, top down modu var. Genelde mobil oyunlarda çok kullanılır bu. Twin stick shooter var. Handheld VR var. Side scroller var 2D. Ondan sonra Vehicle var. Direkt araç veriyor size bu. Virtual VR özellikli. İki tane el veriyor. Bunun özelliklerini kullanaraktan oyun geliştiriyorsunuz. Vehicle Advanced. Bunun ne ben bilmiyorum tam olarak. Hiç kullanmadım. Daha doğrusu bunların çoğunu hiç kullanmadım. Benim işim genelde oyun geliştirirken her zaman third person'dır. O yüzden burada direkt third person'ı seçiyoruz. Üçüncü şahıs karakteri. Next diyoruz. Şimdi bize burada bazı şeyler soruyor. Diyor ki kardeşim diyor sen diyor Blueprint'i mi kullanacaksın yoksa projende C++'ı mı kullanacaksın diye soruyor. Biz burada işimiz Blueprint'le olduğu için Blueprint seçili zaten direkt geliyor. Bunu seçiyoruz. Şimdi geliştireceğimiz oyun Windows tabanlı yani mobil tabanlı değil. Ama ben yine de şey açısından optimizasyon açısından bunu scalable 2D 3D olarak tutuyorum. Siz yine maksimum quality olarak tutabilirsiniz. Problem değil. Bu ray tracing çevre detayıyla alakalı bir şey. Yine yanlış bilmiyorsam çünkü detayları fazla bilmiyorum bu sekmedeki. Ben bunu her zaman disable olarak tutuyorum. Burası zaten konsol hangisi olacak diye soruyor. Mobil tablet. Biz desktop konsol olarak. Başlangıç paketini versin mi vermesin mi? Vermesin. Biz istemiyoruz. Burası zaten projemizin kayıt olacağı yer. Burası da projemizin ismi. Ben buraya Unreal Eğitim diyorum. Yumuşak G gibi yani İngilizce'de Türkçe karakterleri desteklemeyen harfleri kullanmıyorum bu arada. Büyük I gibi işte büyük Ş gibi harfleri, küçük Ş gibi harfleri kullanmıyoruz kesinlikle. Create Project diyoruz. Aranızda 5 kullananlar varsa bu menü benzerdir birbirine. Belirtmek isterim burada. Şimdi projeyi ilk açtığımızda arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran gelir. Böyle bir sekmeyle bizi karşılar motor. Şimdi biz burada neyin ne işe yaradığını tek tek yani daha çok neleri kullanacağımızı, hangileri işinize yarayacak, işinize yaramayacak olanları ben şahsen atlayacağım. Çünkü yani zihninizi o şeylerle yormak istemiyorum. İhtiyacınız olmayan şeylerle. Yani ben Unreal Engine'ın her şeyini baştan sona anlatmayacağım. En çok ihtiyacınız olan şeyleri, bir oyun geliştirmek istiyorsanız en çok ihtiyacınız olan şeyleri anlatacağım. Şimdi özellikle zaten standarttır bütün motorlarda, bütün programlarda zaten File, Edit, Window, Help gibi üst butonları görüyorsunuz. Şimdi burada File sekmemizde New Level, Open Level, Save Current, Save Current As seçenekleri var. Bunları fazla detaylara inmeyeceğim, kısaca geçeceğim. Şimdi New Level bize yeni bir, zaten yanda da açıklaması yazıyor, yeni bir level oluştur diyor. Zaten adından da belli. Buna tıkladığımızda bize 4 tane seçenek sunuyor. Unreal Engine 5'te farklı olabilir bilemiyorum çünkü hiç indirip kullanmadım. Yine buna benzer bir ekran çıkacaktır karşınıza. 5 kullananlar için söylüyorum. Default bize yine böyle bir ekran verir. Böyle bir viewport. Tabi bunlar olmaz. Düz bir zemin olur. Onun üzerine verir. Onun dışında Live Level'da Time of Day. Gece gündüz döngülü bir sistem yarat diyor. Bir template yarat diyor. VR yine VR üzerine olan bir harita yarat diyor. Empty Level'de içi bomboş bir dünya. Yani ışıklandırmasından tutun işte gökyüzü ayarına kadar hiçbir şey olmayan bomboş bir harita veriyor bize. Bunda ilk default'ta zaten sky ayarları yani atmosfer ayarları ve ışıklandırma ayarları ile beraber geliyor. Zaten genelde bunu kullanıyoruz. New Level sekmesi bu şekilde. Open Level ise buradan
Şöyle göstereyim. Mesela bizim haritamız bu. Bir tane yeni level oluşturalım. Default açtı şu anda. Default levelimiz gördüğünüz gibi atmosfer, ışık, güneş ayarları burada. Bunlar aktörlerimiz. Bunları işleyeceğiz birazdan. Şimdi ben bunu burayı aldığımızda ben bunu kaydetmek istiyorum. Şurada Save Current seçeneği var. Bunun kısa yolu Ctrl+S zaten. Çoğu programda hep öyledir. Save Current'a tıkladığımda direkt şey açılıyor bana. Content Browser seçeneği açılıyor. Buradan biz ne yapalım? Buraya bir büyük harflerle Maps, haritalar klasörü oluşturalım. Content'e gelelim. Tabi direkt Maps olarak oluşturduk. Yanlış yaptık. Neyse onu klasöre atarken de klasörün nasıl oluşturulduğunu gibi şeyleri size göstereceğim. Şimdi biz bunu oluşturduk. Şuradan kafanızı karıştırmadan hemen third person yani ilk haritamıza geri gidiyorum. Şimdi ben o haritayı açmak istiyorum. Buradan open level diyorum. Zaten burada direkt çıkıyor karşımıza. Klasör hangi klasörü attıysanız o klasörün içerisine giriyorsunuz. Maps'a tıkladım. Open dedim. Direkt o levele geçiş yaptım. Şimdi bunları işledik. Şimdi bir de bunun mesela motoru kapattık diyelim. Motoru kapatıp tekrar açtığımızda bize bu ekran karşılar. Burası karşılar. Ama biz ne yaptık mesela? İlk projemizi açtık diyelim. Ya kardeşim biz bunları mesela örnek veriyorum. Buraya bir harita yaptık. Ne bileyim köy yaptık. Bir level tasarımı yaptık. İşte kodlar yazdık falan filan. Sabahtan akşama kadar uğraştık. İşimiz bitti. Biz projeyi kapattık. İşte bir sonraki gün geri açtık. Eski dosyamız açıldı. Her projeyi açmamıza yani her programı çalıştırmamıza hep bizi default ekran karşılıyor. Yani şurası. Biz bunu engellemek istiyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim bize burayı değil her projeyi açtığımızda pardon şurayı aç. Bizim burayı açmamızı istiyoruz. Bunun için file sekmesinin yanında bir edit seçeneğimiz var. Hem buradan şurada 3 tane seçeneğimiz var. Configuration ayarlar. Buna isterseniz buradan isterseniz de buradan ulaşabiliyorsunuz. Settings. Ben genelde burayı kullanıyorum. Edit olarak buradan Project Settings ayarları var. Yani proje ayarları. Buna giriş yapıyoruz. Şimdi burada projemizin üzerinde çoğu ayar var. Burada kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben direkt o harita olayını göstermek istiyorum size. Biz ne demiştik? Projemizi her açtığımızda bize third person'ın ana template levelini açıyordu. Ama biz kendi oluşturduğumuz leveli her defasında açsın istiyoruz. Burada Maps model seçeneği var. Buna tıklıyoruz. Bakın Editor Startup Map. Editör başlatıldığında açılacak harita. Burada Third Person Example Map. Yani bize ilk açılan haritayı veriyor. Buna tıklıyoruz. Burada Maps. Kendi haritamızı seçiyoruz. Oyun Default haritası. Şimdi bununla bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu size oyunu geliştirirken her projeyi açtığınızda karşınıza çıkacak haritadır. Bu da Game Default Map. Mesela örnek veriyorum oyunu ilerlettik diyelim. Oyunumuzda bir başlangıç bölümü var. Onun dışında bir sürü level var. Örneğin 20 tane harita oluşturduk. Bizim birinci haritayı çalıştırmamız gerekiyor. O birinci haritamızın ismi neyse oradan bunu seçmemiz gerekiyor. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Yani bununla bunu karıştırmayın. Bu ikisi farklı şeyler. Zaten isimlerinden de belli olacağı gibi. Biz yine bunu Maps olarak değiştirelim şimdilik. Default olarak. Sonraki level haritalarımızda bunu ayarlayacağız. Burada herhangi bir kaydetme seçeneği yok. Zaten yaptığınız bütün işlemler hemen kaydoluyor. Direkt buradan kapatabiliyorsunuz. Şimdi level olayını anlamışsınızdır az çok. Zaten bunu sürekli kullanaraktan yine kendinizi alıştırabilirsiniz. Bu save kısımlarına fazla girmenize gerek yok zaten. Sadece kayıt üzerine bunlar. Save all levels yani haritayı kaydet gibi gibi. Open asset kısmı bu çok önemli değil. Bunu farklı bir yolla göstereceğim. Save all bütün her şeyi kaydeder. Ctrl Shift S'dir bu arada. Yanlarında kısa yolları yazar. Bilginize zaten görüyorsunuz. Source kontrolü anlatmayacağım. Bu GitHub'la alakalı. Yani farklı bir siteden kaynak kodlarını çekmeyle alakalı. Bizim onlarla işimiz yok. Aslında sizin de işiniz yok fazla. İlerleyen zamanlarda yine belki değinebilirim buna. New Project yine proje içerisinde yeni bir proje oluşturabiliyorsunuz böyle.
Geçiyorum. Open Project yine yeni bir proje açıyor. New C++ Class. Yeni bir C++ sınıfı oluşturma. Yani C++ üzerine bir proje oluşturma. Burası Paçkake Projects. Burası bizim yaptığımız oyunu export yaptığımız yer. Buradan export yapıyoruz. Android için şöyle söyleyeyim. Kısa bir açıklama geçeceğim. Unreal Engine'da arkadaşlar Android mobil, yani mobil tabanlı bir oyunu çıkartmak gerçekten baş belası bir durum. Yani sizi çok yorar. Beni çok yoruyordu açıkçası. Unreal Engine bu konuda biraz sıkıntılı. Ama Windows tabanlı oyun çıkarmada, yani projenizi bitirdiniz, her şeyi tamamladınız, oyununuz hazır pazarlamaya. Siz bunu dışarıya çıkarmak istiyorsanız Windows olarak çıkartabilirsiniz. Bazı hani hatalar verebilir zaten. Onların çözümüne kolay kolay ulaşabilirsiniz. Ama Android'de bu mümkün değil, değil demiyorum. Mümkün ama biraz uğraştırır sizi. Android Studio'yu indirmeniz gerekiyor. İşte bazı input proje ayarlarından bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Benzeri ayarlar işte, ne bileyim, bazı load ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor gibi gibi vereceği hatarların çözümlerini söylüyorum. Tabii yine biz bu proje çıkarma olayına, biz buna değineceğiz ilerleyen zamanlarda. Yani Android'e nasıl yani APK olarak nasıl dışarıya çıkartabiliriz? Aynı zamanda telefonumuza, örnek veriyorum, bir oyunu yaptık diyelim. Bu oyunun yarısına kadar tamamladık. Dedik ki ya kardeşim biz bu oyunu bir deneyelim. Acaba nasıl olacak? Ne yapalım dedik. İşte telefonumuza aktaracağız. USB kablo bağlantısıyla telefonumuza aktarıp oyunu telefonumuzda açıp test etme imkanı sunan bir motor. Galiba büyük ihtimal aynısı Unity'de de var. Bilmiyorum ama Unity kullananlar bilir. Var mı yok mu bilmiyorum. Onları dahi göstereceğim size ilerleyen zamanlarda. Bilginiz olsun. Tabii biz bu projede geliştireceğimiz oyun Windows tabanlı olduğu için bu dersi ayrı bir konu olarak kendim çekeceğim. YouTube kanalına göndereceğim. Elif Hanım paylaşacak. Oradan izleyip bakabilirsiniz. Android'e nasıl çıkartma işlemi yapılır diye. Burada başka önemli bir şey yok. Burayı geçiyoruz. Şimdi edit kısmımıza geldik. Zaten buraları gördük. Editör ayarları var. Editor Preferences. Yani burada işte keyboard shortcuts, yani klavye tuşları, işte performans gibi gibi ayarlar. Burada bazen oyunu geliştirirken açmamız gereken önemli ayarlar oluyor. Mesela Mesh Paint, Material Editor detayları, Level Sequence Editor, Graph Editor, Curve Editor, Content Browser, animasyon üzerine. Bu content editörleri işliyoruz. Bunlar ilerleyen zamanlarda yine anlatacağım. Proje settings'i zaten az önce söylemiştim. Çok aşırı kafa karıştırmadan şöyle kısaca geçiyorum. Projede creep, burası önemli değil. Tabii bu şey için önemli. Mobil tabanlı çıkartırken burayı işliyoruz. Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Burada proje üzerinde bazı ayarlar yapabiliyorsunuz. Supported platform, mesela hangi platformlar için yapıyorsunuz diyor. Buradan diğerlerini mesela yapmak istemiyorsanız tikini kaldırabilirsiniz. Target Hardware, burada yine başlangıçta oluşturduğumuz ayarları yine buradan değiştirebiliyorsunuz. Bu arada Desktop Console olarak ayarlamışız. Mobil tablet olarak geçiş yaptığınızda Scalable yine 3D 2D olarak kalması lazım. Yani mesela bunu böyle yapıp bunu böyle yapmayın. Çok büyük dosya boyutlarına sahip oyun çıkar. Bilginiz olsun. Yine eski halini alıyorum. Yani bunu mobil versiyonunu çıkarmak istiyorsanız mobile tablet artı scalable 3D 2D or, yani görsel efektini bu şekilde vermeniz gerekiyor. En sağlıklısı budur. Geri eski haline alıyorum. Pardon, şu şekildeydi. Asset Manager, burası asetlerle alakalı bir kısım. Şimdi engine kısmı var. AI sistem, yapay zeka sistemi. Proje üzerinde bazı yapay zekaya ait ayarları buradan değiştirebiliyoruz. Animasyon kısmına ait yine keyframe, performans üzerine ayarları. Müzik kısmı, burası da aslında önemli. Oyunumuzun müziklerini yaptığımızda çok karışık sistemlere gireceğiz. Mesela örnek veriyorum, bir oyunda işte 10 tane haritamız olsun. Her haritada bir tane farklı farklı müzik çalacak. Pardon, bir diyorum. Beşer tane müzik çalacak arka arkaya. Bunların hepsini bir SoundCloud sisteminde oluşturacağız. Yani birbirine karışmasın diye. Bunları yine işleyeceğiz. Burada ayarlarını yapacağız. Collision ayarları
Bu çok önemli değil. Bunu yine statik veya static mesh ağı üzerinden de yapabiliyoruz. Oradan göstereceğim. Konsol kısmı, cooker, pişirme, debug kamera kontrol. Burayı ben de bilmiyorum. Debug kamera üzerinde bir ayar ama tam bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bazı bilmediğim konular da vardır. Yine ben şöyle bakıyorum. En çok işinize yarayacak kısımlara geçiyorum bu arada. Input kısmı bizim için çok önemli bir kısım. Örnek veriyorum. Şöyle diyelim. Mesela şöyle action mapping yani binding kısmı var burada. Çok özür dilerim. Action mapping bir de axis mapping olarak iki şekle ayrılmış. Şimdi burada biz karakterimiz için sağa sola gitme, öne arkaya gitme yani locomotion hareket etme tuşlarını ayarlıyoruz. Mesela move forward demiş. Buna tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi WS. W ileriye götürüyor. S geriye. Burada scale ayarları. Bunun nasıl olduğunu yine Blueprint üzerinden animasyon sistemini yazarken göstereceğim size. Nasıl yaradığını. Jump sistemi var. Yine spacebar'la. Tabi sadece klavye üzerine değil. Aynı zamanda konsol gibi şeylerden de direkt kodlamaları yapılmış buraya. Biz bunların hepsini silip sadece Windows için yapacağız. Çünkü işimize yaramayan şeyleri sildikçe kafamız rahat eder. Yani şişkinlik yapmayız projede. Jump sistemi, Reset VR sistemi bunu kullanmayacağız zaten. VR üzerine bir oyun yapacaksanız bu şart. Axis Mapping. Burada genelde Action Mapping'i kullanırız. Action Mapping'de neler yapabiliriz arkadaşlar? Mesela mouse'un sol tıkı buraya artı diyorum mesela. Buraya ne diyelim? Ataç. Yani karakterimiz saldırsın. Buraya diyorum ki mouse'e left buton. Şimdi isterseniz buraya yazabilirsiniz. Buradan tıklayıp seçebilirsiniz. İsterseniz de tekrar ekliyorum. Attach diyorum. Daha basit bir yolu. Direkt şuraya tıklayın. Select the key value. Tıkladınız bir kere. Burası sarı yandı. Bir kere daha tıklayın. Sol tıka. Direkt left mouse buton. Yani ben bunun atak kodlarını yazdığımda yani karakterime atak sistemini, mekaniğini yazdığımda left mouse butona bastığında karakter saldırı yapacak. Saldırı animasyonunu oynatacak gibi gibi. Az çok anlamışsınızdır. Mesela örnek veriyorum. I tuşu. Envanter. I'ya bassın. Envanter. Açılsın gibi gibi. Anladıysanız eğer. Şimdi bunları geri siliyorum. Buna yine gireceğiz. Burada bakıyorum başka önemli bir şey var mı? Platform kısmı. Burası arkadaşlar dediğim gibi dışarıya aktarmadan önce yani projemiz bittikten sonra dışarıya aktarım yapmadan önce yapacağımız bazı ayarlardır. Mesela Android'de APK olarak çıkardığımızda burası default'tur. Burada ayarlamalar yapacağız. Android SDK yine internetten SDK'lar indireceğiz. Java'yı indireceğiz. Onları kuracağız. O şekilde. Windows için ayarlar belli başlı. Buradan yapıyoruz. Buna zaten projeyi çıktı alacağımız zaman geleceğiz. Plugin kısmı var. Burayla ben pek ilgilenmiyorum açıkçası. Yine buraları kurcalaştıraraktan bakabilirsiniz. Proje settings kısmımız bu şekilde. Yine zaten projede ilerledikçe buraya gelip bazı ayarları değiştireceğiz. Ben yaptığım çoğu işlem için açıklamalarında yapacağım zaten. Burayı daha iyi pekiştirebilirsiniz o zaman. Şimdi burayı kapatıyorum. Burayla işimiz bitti. Bizim bir de burada edit kısmında plugins kısmımız var. Plugins kısmımıza geldik. Burası Unreal Engine için harici dosya konumu yani plugin. Zaten biliyorsunuzdur 3D tasarımda da var, oyun motorlarında da var pluginler. Buradan mesela Actor Sequence pluginini aktif halde şu anda. Şöyle bir şey var plugin kısmında. Örnek veriyorum, siz buradan bir plugin'i aktif etmek istediğinizde zaten ara sıra böyle plugin de aktif edeceğiz buradan. Örnek veriyorum ne diyelim? AI, yapay zeka. Şu anda aktif. Siz mesela bu böyle tabi default edemiyorum şu anda yapay zeka çalışıyor. Ne yapalım? Şunu yapalım. Ha, şunun üzerinden gidelim. Dediniz ki ben burada aktör sekansı aktif edeceğim. Tıklıyorum. Şimdi deaktif ettiğinizde bunun işlemesi için projeyi baştan başlatmak zorundasınız. Aynı şekilde yine aktif etmek için yine projeyi burada Restart Now der. Restart Now'a tıkladığınızda proje kapanır, açılır. Bunu
yapmak zorundasınız. Şimdi plugin kısmı çok önemli. Geçtim onu. Windows kısmına geçtik arkadaşlar. Windows kısmında şu arayüzde gördüğünüz çoğu şeyin açılıp kapandığı, çoğu yerin açılıp kapandığı alan. Zaten 3D programlarında da var bu açılıp kapatma olayı. Diğer oyun motorlarında da. Mesela sinematik kısmı, sequence recorder, details kısmı. Buralar kısa kısa geçeceğim bu arada. Editor mods. Bu editor modsu landscape. Buradan da erişebiliyoruz. Şu an aktif olduğu için burası kapalı. Viewport kısmı. Aynı anda iki viewport açabiliyoruz. Bu arada hariciyi açtı. Ben gelip aktaramadım bu arada. Hariciyi açıyor şu anda. İkinci viewportumuzu açabiliriz. Camera shake, braver. Bunları önemli değil. Layers kısmı. Layers kısmı burası. Katman. Place Actors. Place Actors kısmı arkadaşlar burası. Bizim sahnemize ekleyeceğimiz belli başlı aktörlerin bulunduğu konum. Örneğin hemen şöyle bakalım kısaca Place Actors'e. Place Actors'te mesela ışıklandırmalara bakalım. Directional Light. Directional Light arkadaşlar bizim güneşimizdir. Sahnemizin ana ışığı gibi bir şeydir. Mesela şunu güneşimizi bir silelim buradan. Yes diyelim. Şu an baktığınız gördüğünüz gibi gölgelendirme ayarları gitti. Bunu alıyorum. Sahneme şöyle sürüklüyorum. Sürükleyip bıraktım. Bu bizim ana güneşimiz arkadaşlar. Harita tasarımlarında bunu zaten kullanmak zorundayız. Bu olmazsa zaten ışıklandırma yapmaz. Şimdi burada bu arada bunu işliyoruz. Bunun hakkında bilgilendireceğim sizi. Şöyle şunu sola çekiyorum tekrardan. Şimdi bunu nerede güneşimiz? Burada. Bunu sağa sola ittiğimizde arkadaşlar güneş yerinden oynamıyor bu arada. Haberiniz olsun. Sadece güneşin ışığı yerine geçiyor. Konumunu değiştiriyor yani. Şuradan burada döndürme seçeneğimiz var. Bu arada bu üst menüleri şöyle açıklayayım kısaca size. Şu taşımadır. Böyle sağ X ekseninde, Z ekseninde ve Y ekseninde taşıyabiliyorsunuz. Döndürme bu şekilde. Buna tıkladığınızda şöyle üçgen şeklinde bir kısım açılır. Z ekseninde döndürme. Y ekseninde döndürme. Bu arada bakın Y ekseninde döndürdüğümde yukarıya doğru çektikçe oku aşağısı karanlık oluyor. Yani gece gündüz modu gibi bir şey. Yani öyle bir döngü yapabilirsiniz bunda. Gölgeyi kısıyor. Aşağıya indiğimizde gölgeyi tam aşağıya vuruyor. Işığı tam aşağıya vuruyor. Öyle düşünün. Bu da X ekseni. İstediğiniz şekilde döndürebilirsiniz bunu. Bunun scale'i çok da önemli değil. Zaten büyümüyor. Bu standarttır. Tekrar aldım sahneme. Çok yanlış yerlere gitti. Şimdi burada Cycles to Transform Gizmo Coordinate System Between falan filan böyle bir seçeneğimiz var. Şimdi bunu size kısaca anlatmak istersem. Bakın şöyle yukarıya doğru çektiğimde tık tık gidiyor. Görüyor musunuz? Tık 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 tık. Yani belli bir, hatta şuradan da bakabilirsiniz. Şu Z kısmına bakın. Tıkladım. 10-10 gidiyor gördüğünüz gibi. 400, 410, 420. Biz bunu istemiyoruz diyelim. Tabi bu sadece güneş için değil arkadaşlar. Herhangi bir aktör için de geçerli. Biz bunu istemiyoruz. Onun için ne yapacağız? Şöyle sahnemi geri açtım. Buna tıklıyoruz. Şuradaki gizmo ayarını kapatıyoruz. Gizmo ayarını kapattıktan sonra bakın tık tık tıklamadan gidiyor. Sabit bir şekilde. İstediğim gibi gidiyor. Lokasyon kısmını açıyorum. Şurası. Bakın 416 oldu. Katman sayılı şekilde hareket edecekken şimdi rastgele bir sayı değerinde hareket ettirebiliyorum bunu. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum bir ev yapıyorsunuz. Bunu da küplerle yapmak istiyorsunuz. Şöyle sahneme küp alıyorum. Bu küpü şöyle iki tane küp alalım. Dediniz ki işte ben bu küpü işte buraya kapı koyacağım. Hazır bir kapı meşiniz var. Milimetrik ayarlamak istiyorum. Bunu eski haline getirelim. Böyle tık 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 yaptığınızda doğru düzgün ayarlanmayabilir. Hemen buradan dünyayı küpe çeviriyorsunuz. Buradan da gizmoyu kapatıyorsunuz şu kareyi. Şöyle daha yumuşak bir şekilde tıklamadan ayar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca böyle.
Tabi geri eski haline çevireyim şimdilik. Buralara yine değineceğim ilerleyen zamanlarda. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum daha ilk dersten. Arayüzde en çok kullandığımız bölümleri yine tekrarlayarak söylüyorum. En çok kullanacağımız şeyleri özet geçiyorum. Tekrar Place Actors'e dönüyorum. Az önce dediğim gibi, yaptığımız gibi bir ışıklandırma ekledik sahneye. Bu şekilde. Point Light'ımız var. Belirli bir alana ışık yayıyor. Tabi bu şöyle gördüğünüz alana ışık yaymıyor aslında. Bu etkileşim alanı gibi bir şey oluyor. Yani şöyle yaklaştırdığımızda, örnek veriyorum, şurada intensity ayarları var. Intensity ayarı mesela, bunun sabit ışık değeri 8000. Bunu şöyle arttırdığımda, rengini de şöyle bir sarı yapalım veya ne yapalım, beyaz, beyazda kalsın daha iyi net görmeniz açısından. Hatta güneşimizi şöyle bir yukarıya çekelim. Ha, şu şekilde daha iyi anlamanız açısından. Bunu böyle yükselttikçe zaten ışık daha da yaygın oluyor. Yaklaştırdıkça herhangi bir objeye daha kısık bir şekilde bundan faydalanabiliyorsunuz, ışıklandırma. Bunun oyun içerisinde net görünümü için ışıklandırmayı build etmeniz gerekiyor. Mesela bir sahne tasarladınız arkadaşlar. Sahneniz bitti. Sahnenizi, yani bir haritayı tasarladınız, bitti. Işıklandırmalarını yaptıktan sonra bu ışıklandırmayı build etmeniz gerekiyor. Sürekli build etmek projeye zarar verir. O yüzden ne gibi etmenlerde build edeceğinizi oyunu geliştirmeye başladıktan sonra zamanla göstereceğim bunları da. Proje build ettikten sonra oyunu başlattığınızda, yani dışarıya patch ettiğinizde daha bir tatlı, daha bir loş, ışığı kırmadan daha bir güzel durmasını sağlayacaktır. Build etmezseniz zaten yine çıktı alanında hata verecektir oyun. Bunu sildim delete ile. Spotlight'ımız var arkadaşlar. Spotlight zaten biliyorsunuz, Blender kullanan, Maya, yani herhangi bir 3D programını kullanan arkadaşlarda da vardı zaten bu. Spotlight'ın amacı nedir? Ne gibi şeylerde kullanılır? Zaten görüyorsunuz. Spotlight bu şekilde. Ayarlarına yine, detay kısımlarına yine gireceğiz arkadaşlar. Kısa kısa geçiyorum. Rec Light'ımız var. Rec Light da yine belirli bir ekseni ışık verir. Yani mesela Point Light şöyle. Gördüğünüz gibi hem X ekseninde hem de Y ekseninde hem de Z ekseninde, gerçi Z demeyelim de X ve Y ekseninde, yani hem sağa hem sola ışık veriyor. Bu point light'ta da genelde duvarlarda kullanılır. Duvar ışığı olarak zaten şu şekilde bir çizim yapmışlar arkasına. Duvar ışığıdır bu arkadaşlar. Sadece X eksenine ışık verir. Ben bunu çevirdiğimde zaten gördüğünüz gibi ışığın ne tarafa doğru gittiğini görürsünüz. Duvar ışıkları için genelde bunu kullanırız. Korku oyunlarında çok popülerdir bunu kullanmak. Çok kişi kullanır. Skylight'ımız bunu fazla karıştırmayayım arkadaşlar. Buna geleceğiz. Gökyüzü ayarı ile ilgili. Gökyüzü ışıklandırması. Bunu daha detaylı anlatacağım size. Sinematik kısmı var. Yine burada sinematik videolar çekmek için oyunumuzda, örnek veriyorum, bir karakterimiz var, bir yere gidecek. Onun oraya gidene kadar böyle bir sinematik görüntüsünü yapmak veya ne bileyim bir sahne tasarladınız, onun sinematik görüntüsünü yapıp render almak için yine burada sinematik şeylerini kullanıyoruz. Objelerini. Bunların hepsi aktördür arkadaşlar. Yine değineceğim o konuya. Visual efektimiz var. Görsel efektimiz. Görsel efekt bölümünde post proses volüm. Post proses volümle ilgili arkadaşlar tek bir ders çekeceğim. Bu çok önemli. Özellikle aranızda level tasarım üzerinde kendisini geliştirmek, sahne tasarımı üzerinde, environment tasarımı üzerinde kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlar için bununla ilgili tek bir video çekeceğim. Aynı zamanda burada yine canlı olarak göstereceğim. Nedeni nedir, yine işe yarar. Şöyle bir box kutusu geliyor yanımıza. Bizim bütün işlemlerimiz burada yapılıyor. Bununla ilgili size güzel bir video hazırlayacağım. Eğitici. Bundan yararlanaraktan sahnelerinizi daha güzel, daha aktif ve daha etkili bir şekilde canlandırabilirsiniz. Sky atmosferimiz var. Volumetric cloud. Atmosferik fog. Yani sis arkadaşlar.
Tabii ben bunu atmosferik fog yerine expansion haze kullanıyorum. Bu aslında daha güzel. Atmosferik fog yerine. Şöyle arttırdığımda şöyle biraz yaklaşayım küpüme doğru. Bakın şöyle sis oluştuğunu görürsünüz. Hızlı hızlı çevirdiğimde. Gökyüzüne bakarsanız anlarsınız şöyle. Heh. Bu sis ayarıdır arkadaşlar. Bunun da detaylarına yine geleceğiz. Geometri bölümümüzde geometrik nesneler var. Aktörler yine. Koni gibi. Bunların üzerinde ayarlamalar yapabiliyoruz. Volumes kısmı. Volumes kısmında bize audio volume mesela belli bölgelerde demeyeyim de Audi müziği kısıp açma gibi belirli lokasyonlarda müziği kısıp açma ile alakalıydı galiba yanlış bilmiyorsam. Burada bize yapay zekada AI'da Now Mesh Bounce Volume işimize yarayacak arkadaşlar. Unreal Engine'da yapay zeka yazdığımızda arkadaşlar bu oyun olmadan yapay zekayı hiçbir şekilde oynatamazsınız. Bunu sahnemize koymadan şöyle P tuşuna basıyorum. Bunu sahnemize koymadan hiçbir şekilde yapay zekamızı sahnemizde oyunumuzda oynatamayız arkadaşlar. Bu şart. Now Mesh Bounce şart. Buna değineceğiz yine yapay zeka yazmaya başladığımızda. Burada yine Physics Volume var. Post Process Volume var. Volumetric Light Map, Trigger Volume, buton görevi görür gibi gibi bunlara yine değineceğiz. Yine en çok işinize yarayacakları söyledim bu arada. Diğerlerini pek kullanmadığım için es geçiyorum. All Class'ı da zaten bütün hepsini gösterir. Şimdi Place Actors kısmını bitirdik arkadaşlar. Place Actors'ten sonra kısaca şu üst menüleri bir değinelim. Burası bizim save dosyamızdır. Save Current. Şimdi save olayı oyun Unreal Engine'da şu şekilde işliyordur. Size şöyle kısaca göstereyim. Hemen kısaca bir ne yapalım? Ha, şunu alalım. Bir karakter projesi. Bunu böyle sürükledim. Buraya bırakıyorum. Buralara aldanmayın. Yine göstereceğim import ayarlarını. Kısaca bir şey göstereceğim size. Şimdi bunları dışarıdan bir şey aktardınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu benim karakterim mesela. Ben karakter aktardım. Bu karakterin şöyle yanında yıldız işareti var. Bu proje içerisinde kaydedilmemiştir anlamına gelir. Bunu kaydetmemişsiniz. Yani siz bunu aktardınız. Acil bir şey oldu. Proje kapandı. Elektrik gitti. Şu oldu, bu oldu. Bu kapandığında tekrar açtığınızda bu buradan silinir arkadaşlar. Şimdi sizi bazen yanıltabilir. O yüzden bunu açıklıyorum. Bu save current buradaki save current arkadaşlar bizim viewport'umuzdaki değişiklikleri kaydeder. Bizim sahnemizdeki değişiklikler. Yani bir nevi bizim levelimizi zaten altında yazıyor. Current level to disk. Leveli kaydeder. Şimdi bunu kaydetmek istiyorsanız bu kısmı Content Browser seçeneğinde Save All seçeneği var. Zaten altında da yazıyor. Modifiye edilmiş asetleri kaydet. Bütün modifiyeli asetleri kaydet demek. Yani aktardığımız, üzerinde değişiklik yaptığımız asetleri, objeleri falan her şeyi kaydeder. Buna tıkladığımızda karşımıza zaten import ettiğimiz şeyler çıkıyor. Save seçtik dediğimizde content browser'ımız kaydediyor. Burayla burayı karıştırmayın arkadaşlar. Çok önemli. Yani işiniz bitti diyelim. Buradan save current'e bastınız. Projeyi kapattınız ama burada yapmadığınız, kaydetmediğiniz değişiklikler var. Bunlar kaybolur arkadaşlar. Söyleyeyim. O yüzden bura ayrı, bura ayrı. Bunu önemseyin. Bunu unutmayın. Source Control yine bahsetmiştim. Kaynak kod çekme kısmıdır. Burayla işimiz yok. Buraya atlıyorum. Mods kısmı. Mods kısmında biz Editor Mods zaten burasıdır. Landscape, Foliage, Brush Editing, Mesh Paint. Benim burada anlatacaklarım Landscape ve Foliage'dir arkadaşlar. Bu ikisini anlatacağım. Şunları kullanmıyorum. Yine kullanmak isteyen arkadaşlar olsa yine bunun eğitici videolarına ulaşabilirler. Gerçekten yararlı şeyler bunlar ama biz geliştireceğimiz oyunda pek kullanmayacağız bunları. Landscape moduna geçiyoruz. Landscape modu şudur arkadaşlar. Geçtim. Şöyle biraz daraltayım şurayı. Daha rahat görün. Şöyle geriye doğru gidiyorum. Bu arada onu söylemeyi unuttum.
Viewport üzerinde hareket etmek istiyorsanız arkadaşlar mouse'un sağ tıkına basılı tutun. Sağ sola yani basılı tutaraktan WASD tuşlarıyla gidebilirsiniz. Çok özür dilerim, onu önceden söylemedim. Viewport'ta hareket edemeyenler olmuşsa, benle beraber hareket edenler. Şimdi bunu bu şekilde hareket ediyoruz. Mouse'un sağ tıkına basılı tutaraktan WASD tuşlarıyla. Bunu unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir büyük bir ızgara bizi karşıladı. Bu bizim arkadaşlar landscape'imizdir. Yani haritamız. Bu bölüm bize harita oluşturmak için lazım. Şöyle burayı büyütüyorum. Biz buradan bastığımızda landscape'e bizi şöyle bir ekran karşılar. Şimdi burada create new layer, yeni bir harita katmanı oluştur. Zaten otomatik seçilidir. Bir de bunun import from file seçeneği var. Import from file seçeneği ise örneğin bende World Creator var. Yani Unreal Engine için dünya oluşturma programıdır bu. Bu ve bunun gibi işte benzeri programlar var. İnternetten çok kolayca bulabilirsiniz. Yani başka bir dünya oluşturma programından çıkardığınız haritayı buraya aktarmak için kullanıyoruz. Genelde HakeMap olarak çıktığı alırsa, yani HakeMap olarak içeriye aktarırsanız daha kaliteli çıkar. Zaten çoğu dünya oluşturma programları da HakeMap'ı destekler. Burada materyalimiz landscape için oluşturduğumuz materyalleri burada materyal oluşturduğumuzda buraya seçebiliyoruz. Buna yine değineceğiz. Oyunu geliştirirken harita oluşturduğumuzda burayı çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Otomatik foliage nedir? Otomatik bitki sistemi, yani belirli bir düzene göre ağaç koyma, belirli bir düzene göre bitki, belirli bir düzene göre taş, işte çubuktur, belli zemine oturtulacak nesneler. Bunun otomatik materyalini yazacağız beraber. Bunları da işleyeceğiz. O zaman burayı da işleyeceğiz. Yani onu buna katacağım. Kafanız karışmasın diye şimdi kısaca geçiyorum. Harita oluştururken buraları karıştırmayın arkadaşlar. Lokasyon, rotasyon, scale değerlerini standart olarak gelsin. Buraya yerlemeyin. Section size, burası haritamızın büyüklüğünü, yani çarpanı. 7x7 quads yaptığımda bana 7x7 14 katman veriyor. Şu şekilde bayağı küçük bir harita. Ben bunu 15x15, 15x15'lik bir katman yapıyorum. Burada da per component, landscape component section, yani çarpanı ne kadar büyüklükte olmalı. 2x2 yaparsam 15x15'i 2 ile çarpıyor. Yani şöyle tıkladığımda bunun da 2 katını çıkartıyor arkadaşlar. O şekilde düşünün. Genelde ben kendi yaptığım oyun projelerinde 63x63, 31x31 kullanıyorum. Bu arada açık dünya oyunları için, açık dünya oyunu yapmak isteyenler için harici programdan landscape oluşturmalarını tavsiye ederim. Bunun için de şu az önceki gösterdiğim World Creator programını linkini size sağlayacağım arkadaşlar. Landscape oluşturmaya geçtiğimizde bunun üzerinden yaparız. Dünyamızı oluştururuz oyunumuzu geliştirirken. Hem aynı zamanda nasıl kullanıldığını da öğrenmiş olursunuz. Zaten açtığımda da eminim ki çok seveceksiniz o programı. Çünkü çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Burada number of component. Buraları ben hiç kurcalamıyorum. Ben de kullanmıyorum. İsterseniz şöyle bir landscape oluşturalım. Buradan direkt create diyorum. Şöyle bir dünyamız oluştu. Gördüğünüz gibi sıfır, tertemiz, düz bir zemin. Şimdi bunu oluşturduktan sonra tabii o seçenekler gitti. Buraya şöyle güzel şeyler geldi. Tool ayarları ile ilgili. Şimdi şu mouse'umun işaretçimin ortasında gezen bu büyük beyaz brush bizim dünya üzerindeki işte vurguladığımız yerler. Mesela yükseklik yaparız, eğiklik yaparız. Onun vurgulama alanıdır. İç kısımdaki beyaz tam vurgu yapar. Dış kısımdaki ve iç kısımdaki o aralıkta yarı yarıya vurgu yapar. Bunun ayarını değiştirebiliyorsunuz. Tıpkı 3D modelleme programlarındaki gibi sculpt modundayken kullanırsınız ya arkadaşlar. Hani iç kısım daha sert vursun ama kenar kısımları daha yumuşak vursun gibi gibi. Bu da o işe yarar. Burada total strength var. Yani bizim şu brush'ın vuruş şiddeti. Ben bunu 1'e çekiyorum.
Şurada 3 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Sculpt yani heykeltıraş modu. Sculpt direkt seçili zaten. Şuradan sol tıkla şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi şişiriyor. Şöyle bir tümsek yaptım buraya. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun değerini düşürüyorum. Tekrar 0,3 yaptım. Basıyorum. Şuraya yapalım. Bakın daha yumuşak, daha yavaş vuruyor. Yani vuruşu daha az. Tıpkı şey gibidir. Grafik tablet gibidir. Hani ayarını yaparsınız ya. Onun gibidir aynı. Daha yavaş vuruyor. Bu genelde nerede yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Örnek veriyorum. Bir şey yaptınız. Dağ yaptınız. İşte onun etrafına engebeli alanlar yapacaksınız. Bu Total Strange'de çok işiniz olacak. Bazı yerleri daha az engebeli, bazı yerleri daha çok engebeli yapmak istediğinizde bununla çok işiniz olacak. Bu brush size zaten fırçamızın büyüklüğü küçüklüğü gördüğünüz gibi. Brush fall off'ta şöyle yaptım. Çok küçültmeyeyim şöyle anlaşılır olması için. Şöyle gördüğünüz gibi küçüldü. Bunu sıfıra çekersem her yere yani tam şiddette vurur. Her yere total strength neyse onu vurur. Mesela bunu yarıya çektim. Buraya şu mavi yuvarlak şeyin iç kısımdaki yuvarlığa 0,3 total strength vurur. Onun dışındaki dış çembere de 0,15 strength vurur. Yani bunun yarısını vurur. Şimdi bu sculpt modu gördüğünüz gibi dağ, taş, bayır yapmaya yarar. Şu şekilde. Böyle mouse'un sol tıkıyla arkadaşlar böyle resim çizermiş gibi Blender'da, Maya'da böyle sculpt yaparmış gibi böyle haritanın üzerinde değişik değişik şekiller yapabilirsiniz. Smooth şu işe yarıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Brush'ımı büyütüyorum. Şöyle sabit bir şekilde şöyle bir şey yaptım. Bu bizim dağımız olsun. Şöyle yaklaştığımda görüyorsunuz değil mi? Şu köşeleri şunu smooth alayım. Şu köşeleri çok şey, keskin. Şimdi ben buradan smooth'a geçtim. Fırçamı küçültüyorum şöyle. 400'lere falan indirdim. Şöyle vuruyorum. Bakın görüyor musunuz? Yumuşatıyor. Yani daha bir hoş durmasını sağlıyor. Keskin olması yerine. Smooth bu işe yarar. Yani keskin yüzeyleri yumuşatır. Aşırı yükseklikte benim gibi yüksek derecede kullanmayın. Çünkü istemediğiniz şekilde şişirebilir kenarları. Yani örnek veriyorum şurada bir nehriniz var diyelim. Yanına bir dağ yaptınız. Ama baktınız ki dip kısmı çok keskin. Smooth'u kullanmak istediniz. Bunu bir de kullanırsanız abi o buradaki katman nehrin üzerine gelir. Bozulur. Hazır ki sculpt yaptığınız yer bozulur. O yüzden bunu smooth yaparken düşük kullanın. Tavsiyemdir bu size. Ondan sonra flatten ayarı arkadaşlar. Flatten şöyle. Flatten bizim yükseklik verdiğimiz yerlerde düzleştirme yapmamıza yarıyor. Örnek veriyorum. Biz burada bir dağ yaptık. Şurayı biraz daha küçülteyim. Rahat görün. Şurayı da küçültüyorum. Biz burada bir dağ yaptık. Dedik ki kardeşim ben şunun tam ortasından bir düz çizgi çekme yani bir nasıl diyeyim düz zemin oluşturmak istiyorum. Buna göre brush'ımı küçültüyorum. Böyle daha iyi. Direkt buraya bir kere sol tık yapıyorum. Biraz daha yapayım. Şöyle. Bakın. Vuruş yaptığım yerleri düzleştiriyor arkadaşlar. Bu arada düzleştirdi ya mesela. Ben bu zemin üzerinden bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Gidin abi. Serbestsiniz. Bu şekilde. Hatta şöyle brush'ımı büyüteyim. Böyle gidebilirsiniz. Rahatlıkla. Aynı hizada. Flatten bu işe yarar arkadaşlar. Düz bir zemin oluşturmak istediğinizde bir engebeli arazide bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda nasıl söyleyeyim bu şeyde de çok işe yarar. Nehir oluşturmada da bu flatten çok işe yarar arkadaşlar. Şu erozyon kullanılır genelde nehir oluşturmak için ama yani erozyon toprak kayması yani sculpt yukarıya doğru verir. Erozyon aşağıya doğru verir. Flatten'ı mesela şöyle rastgele bir şey oluşturduk diyelim. Nehir oluşturduk diyelim. Flatten kullanarak zeminini daha böyle düz stabil yapıp
smooth'la kenarlarını smoothlaştıraraktan daha güzel bir nehir görüntüsü verebiliriz. Onu birazdan gösteririm. Şöyle bir nehir yaparız küçücük. Şimdi ramp kısmımız var arkadaşlar. Ramp adı üstünde rampa. Rampa için yine böyle bir yükseklik arazisi lazım. Olmadan da yapabiliyorsunuz bu arada. Şöyle bir rampa yapalım. Şimdi rampa için belli bir lokasyon seçmeniz gerekiyor. Yani nereden nereye olacak rampamız. Ben diyorum ki kardeşim şuradan şuraya bir rampa yapalım. Şöyle bir rampa gitsin. Buradan düz bir rampa olsun. Buradan karakterimiz çıksın gitsin. Buraya tıklıyorum. Böyle bir şey oluştu bana. Şöyle. Tabi buradan ramp fitini büyütüp küçültebiliyorum. Yani ramp büyüklüğü. Ben bunu 2000'de stabil tutayım. Çok pardon. CTRL-Z. Tekrar yapacağım. Bir şey kafam karıştırdı orada. Ramp. Heh. Şimdi buraya tıkladım. Dedim. CTRL'e basılı tutaraktan arkadaşlar. Yani ben buradan başlasın buraya gitsin istiyorum. CTRL'e basılı tutuyorum. Mouse'umu buraya tıklıyorum. Tıkladığımda bana şöyle bir ön izleme çıkardı. Kardeşim rampan bu şekilde olacak, haberin olsun diyor. Ama ben diyorum ki bunun yönünü beğenmedim. Buradan şu şekilde alabiliyorum. Yine yüksekliğini indirip azaltabiliyorum. Geriye getirip ileriye götürebiliyorum. Aynı şekilde. Şu şekilde ayarladık. Şöyle bir rampa yapacağız. Burada Add Ramp seçeneği var. Add Ramp'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi rampamız geldi. Karakterimizi direkt buradan çıkarıp götürebiliriz. Bu genelde şeylerde kullanılır arkadaşlar. Dağ yolları yapmada kullanılır. Gayet yani biraz yorar aslında bunu kullanması ama level dizing üzerinde kendisini bayağı geliştiren kişiler olursa, ki ben çok profesyonel değilim bu arada level dizing'de, kendisine geliştirenler olursa bunun daha stabil ve daha güzel kullanımlarını elbet görecektir. Ramp kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi erozyona gelelim. Erozyonda ben size direkt nehir yapmayı göstereceğim kısaca. Şuraları hiç bilmiyorum. Buraları siz kurcalaştırın. Noise scale, noise mod tam bilmiyorum. Hiç işim de olmadı aslında. Total strength abi 1'e çekiyoruz. En şiddetli haliyle vursun. Brush size'ımızı da şöyle biraz büyütelim. Brush follow'umuzu da şöyle yapalım. Şimdi şuradan böyle basılı tutaraktan oynatıyorum. Gördüğünüz gibi zemin içeriye doğru çöküyor. Şöyle. Şöyle hızlı hızlı oynatabilirsiniz. Şuradan nehir yapalım arkadaşlar şöyle kısaca. Şimdi yaptık nehirimizi. Şöyle bakıyoruz. Görüyor musunuz? Böyle nasıl diyeyim? Çok saçma. Yani kimi taraf yüksek, kimi taraf içine çökmüş kısımda şöyle değişik bir nehrimiz oluştu. Biz bunu istemiyoruz. Diyoruz ki ya böyle daha güzel, daha düzenli bir nehrimiz olsun. Hemen abi smooth kısmına geçiyoruz. Smooth kısmına geçtikten sonra total strength'imizi ben genelde 0.25'te kullanırım. 0.25'e çekiyoruz. Ve brush size'ımızı 700'lerde ise yarı yarıya çekiyoruz. Yani 350'ye falan alıyoruz. Şimdi aldık. Brush follow'umuzu da arttırıyoruz. Şimdi buradan şu şekilde vurmaya başlıyoruz. Böyle hızlı hızlı mouse'un sol tıkına basılı tutarak da düzleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı yapıyorum. Göstermelik. Şöyle dip kısımlarına da vuruyorum. Şu köşeler mesela örnek veriyorum. Şöyle hızlı hızlı. Tamam, diğerleri çok önemli değil diğer taraflar. Şimdi şöyle bir bakalım. Şuralara da biraz. Total strength'ini biraz arttıralım. Brush'ı da arttıralım. Bu arada şu çizgi sizi aldatmasın. Onu hemen kapatayım ben. Kafanızı karıştırabilir. Bu reflection'dan kaynaklı bir derin ışık hüzmesi yayar. Tekrar buraya geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam yapamadım yine ama dediğim gibi landscape'te çok profesyonel değilim. Gördüğünüz gibi şöyle bir nehir yatağı oluşturdum. Kenarlar daha güzel, daha hoş. Bu şekilde yapabilirsiniz.
Hydro Noise, Retop, Visibility Mirror, bunları işlemeyeceğim. Çok önemli değil. Genelde zaten kullanılan bunlardır. Artı bir de Word Creator üzerine dünya oluşturacağımız için buralarla pek işimiz olmayacak. Paint kısmı arkadaşlar, Paint kısmı haritamıza materyal oluşturduğumuzda, örnek veriyorum, şurası çim olsun, şurası toprak olsun, şurası deniz suyu olsun, şurası da işte sahil kumu gibi gibi. Bunlar üzerine, yani bunu boyamaya yarıyor. Örnek veriyorum, diyorum ki ben şuraya abi çim yapmak istiyorum. Burada tabi katmanlarımız olmadığı için burada grass katmanı olur. Grass katmanına tıklayıp paint diyoruz. Sonra boyamaya başlıyoruz. Boyadıkça, yani böyle resim boyar gibi boyadıkça orası çim rengini alıyor. Çime dönüşüyor. Yani hangi tekstürü atadıysak buraya, o tekstürü boyuyor buraya. Bunu materyal oluşturduğumuzda daha detaylı işleyeceğiz. Şimdi bir de bunun kısa yolunu kısaca göstereyim arkadaşlar size. Buradan landscape moduna geçmek istiyorsanız shift tuşuna basılı tutaraktan klavyenin üst tarafındaki iki tuşuna basıyorsunuz. Shift 2, Shift 1. Shift 2'ye bastığınızda landscape moduna geçersiniz. Shift 1'e bastığınızda tekrardan standart editör moduna geçersiniz arkadaşlar. Devam edelim. Foliage, kısaca anlatacağım bunu. Foliage, otomatik foliage oluşturduğumuzda detaylı anlatacağım. Foliage'i oluşturduğumuzda, foliage'e tıkladığımızda drop foliage her, yani buraya foliage tipleri ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aktör foliage, static mesh foliage buraya ekleyebiliyorsunuz veya burada bir ne diyeyim, bir çiçeğiniz, bir bitkiniz var diyelim, sahneye ekleyeceksiniz. Bunu direkt sürükleyip buraya da bırakabiliyorsunuz. Zaten drop, sürükle bırak özelliği var. Tıkladıktan sonra belirli bir ayarları var. Onları otomatik materyal oluştururken yine anlatacağım. Buraları da anlatacağım. Şimdilik önemsemeyin buraları. Hemen geçelim. Dediğim gibi buraları brush edinik ve mesh paint'i kullanmıyorum. Kullanmak isterseniz yine bakabilirsiniz. Content kısmı burası zaten. Content burası. Bunu buraya niye koymuşlar ben anlamadım. Yani yer kaplasın diye mi koymuşlar artık? Ya boş yer kaldı onun için mi koymuşlar bilmiyorum. Content Marketplace, Unreal Engine Marketplace'ini açar. Settings kısmı, bu settings kısmında şu Selection Scalability ayarlarımız var. Mesela burada önemli olanlar şu üçüdür genelde. Evet, aynen burada önemli olan şu üçü şu an. Mesela Engine Scalability Settings, yani motorda hangi özel ayarlarda, grafik ayarlarında çalışmak istersiniz diyor. Şu an benim motorumda High ayarlarda çalışıyor. Bunu burada şu üst kısımdakiler otomatik ayardır. Quality. Ben bunu low'a çektiğimde gördüğünüz gibi sahnemde şöyle bir ışıklandırmalarda bozulmalar oldu. Yani gölge ayarları sıfıra çekildi. Medium'a çektim, daha bir canlı. Low, medium, hiked, epic, cinematic. Auto'yu kullanmanızı tavsiye etmem. Ekran kartını daha çok yoruyor bu arada. Genelde oyunu geliştirirken medium, ekran kartınız iyi ise Hike modunda kullanabilirsiniz. RX serisi kullanan arkadaşlar için Hike modda rahatlıkla kullanabilir. Unreal Engine sistemi çok zorlayan bir motor değildir bu arada. Yani ben ekran kartı olmadan 8 GB RAM'le, dahili ekran kartıyla, Intel HD grafikten 2 sene kullandım Unreal Engine'ı. Tabi medium ayarlarda kullandım o halde bile. Şimdi RX 570 ekran kartım var. Hike ayarlarda kasmadan, donmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Rahat çalışmak istiyorsanız high ayarları da tutabilirsiniz. Çünkü high ayarlar aslında projede her şeyi default gösterir. Yani ışıklandırmaları falan oyunda nasıl gözükeceğini en rahat bu şekilde görebilirsiniz. Material quality bizim materyalimizin shader'ıdır. Burada high, low, medium, low olarak. Biz buradan settings ayarlarından bunu medium'a çektiğimizde materyal de arkasından medium'a döner. Yani hem görüntü hem de materyal görüntüsünü otomatik değiştiriyor zaten. Previewing Render Level, yani bu sahne render modu. Shader Model 5, DirectX 11, OpenGL 4X, PC 4, Xbox 1. Yani kısaca anlayacağınız, ekran kartında shader özelliği olan ekran kartları için bu tavsiye edilir. Android S3.1 Android için shader ayarı. Bu da iOS için. Biz Windows oyun geliştireceğimiz için shader model
seçili kalıyor. Burada değineceğim başka bir şey yok şimdilik. Blueprint. Blueprint kısmı aslında burası değil. Blueprint. Blueprint burası sadece, yani bunu buraya koymalarının sebebi harita blueprinti arkadaşlar. Level blueprint ile normal yazılan blueprint farklıdır bu arada. Bilgilendireyim. Pazar günkü işleyeceğimiz blueprint üzerine olan dersimizde bunu detaylı şekilde açıklayacağım size. Bilginiz olsun. Yani level blueprint nedir? Oyun blueprinti nedir? Bunları detaylıca gireceğiz. Atlıyorum. Sinematik kısmı. Level sequence, master sequence. Bunları da yine işleyeceğiz. Buradan sinematik oluşturabiliyorsunuz sahneler. Build kısmı arkadaşlar, sahnemizi build etme, çok özür dilerim, ışığımızı build etme. Yani biz oyunumuzu yaptık diyelim, tamam, şöyle oyunumuzu diyorum, sahnemizi tasarladık, ondan sonra şöyle bir güzel ışıklandırmaları döşedik. Bu arada ışıklandırmaları döşedikçe şu sol üstte lighting needs to be rebuilt diye bir kırmızı bir hata çıkar. Bunu önemsemeyin arkadaşlar, bu çok önemli bir şey değil, build ile alakalı bir şey. Sahne tasarımınız bittikten sonra build etmenizi tavsiye ediyorum. Bir oda tasarladınız, o odanın içini ışıklandınız, her şeyi tamam, bütün komponentler, aktörleri tamamladınız, ondan sonra build ettiğinizde bu seçenek buradan gidecektir, bilginiz olsun. Build etmediğiniz için bu hata çıkıyor. Burada build detaylı ayarları var, bunlar çok önemli değil. Burada sadece build texture streaming olayı var, texture'ları build ediyor. Bu genelde şu çıkan hatanın altında texture streaming not diye bir hata çıkması lazım, yanlış bilmiyorsam. O çıktığında buradan texture streaming yapıyoruz, TS ayarını. Play zaten oyunumuzu başlatıyor, yani editörümüzü başlatıyor. Burada play seçenekleri var, şurada küçük ok işareti arkadaşlar, buna tıkladığımızda mobil preview, bunu kullanırsanız bazı shader ayarları yapması lazım. Biraz bekletiyor, bilginiz olsun. Tabii biz bunu kullanmayacağız. Bunu kullanacağız. New Editor Window. Buna tıkladığımızda yeni bir pencere de açıyor. Yeni bir masaüstü penceresinde. Bunu bir kere seçtiniz ya arkadaşlar, direkt burada zaten arkasında bir masaüstü ekranı belirdi. Her play'e bastığınızda direkt açılır. Bu arada oyunumuza kısa yoldan giriş tuşu da Alt P'dir arkadaşlar. Alt tuşuna basıp P tuşuna bastığınızda oyunumuz açılır. Alt P tuşu. Launch kısmı. Launch kısmı şu arkadaşlar. Hani az önce bahsetmiştim ya, bu proje ayarlarındayken. Launch kısmı aslında bir test etme, deneme kısmıdır. Hani demiştim ya, o telefonumuzu kabloyla bağlayıp orada test edebiliriz gibisinden. O bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunun ayarlarını sağlıyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz Launch Optins'tan. Android oyun yapmayacağımız için değinmeyeceğim buna. Yine internetten bakaraktan bunun üzerine tutorial'lar mevcut. Göz atıp bakabilirsiniz. Şimdi burayı bitirdik. Tabii atladığımız yerler oldu. Bunları yine detaylıca işleyeceğiz oyun yaptıkça. Şimdi bizim burada World Outliner diye bir seçeneğimiz var. Şurası. Unreal Engine 5 kullanan arkadaşlar da farklı yerde olabilir arkadaşlar. O yüzden isimlerini söylüyorum. Benimle beraber o kısma gidip bakarlarsa daha iyi olur. World Outliner. Dünya üzerindeki aktörleri belirler. Yani aktörleri buraya. Mesela örnek veriyorum. Opelia. Mesela karakterimiz. Ben bunu aldım. Buraya sürükledim. Bakın burada yandı zaten. Direkt geldi. Tipi nedir? İskelet mesh aktör. Yani bu bir iskelet ağına sahip aktördür. Buraya geliyor. Bu bunları gösteriyor. Ardından şöyle details kısmına geçelim. Şimdi details kısmı ne yapalım? Details kısmında bir küp üzerinden gidelim. Kafanız karışmasın diye. Karakter üzerinden gitmeyelim. Şuraya cube yazıyorum. Küp. Bunu aldım sahneme. Yine burada yandı. Static mesh olarak geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle küpe tıkladığımızda şurada details kısımları var. Küp komponent kısmı blueprint. Buraları geçelim, yine işleyeceğiz. Burada bize
static mesh komponent olduğunu belirtiyor. Yine şöyle ev seçeneği varsa arkadaşlar, bu bir static mesh'tir. Bilginiz olsun. Ev seçeneği varsa bu bir static mesh oluyor. Burada küpümüzün lokasyonları, rotasyon ve scale değerlerini burada değiştirebiliyoruz. Mesela örnek veriyorum. Şuradan ben bunu 5 yapayım. Ne oldu? X ekseninde 5 büyüdü. Mesela Y'yi 10 yapayım. Y ekseninde büyüdü gibi. Zaten bunlar basit şeyler. Biliyorsunuzdur az çok. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şu sarıya basaraktan reset. Yani ilk haline geri çevirebiliyorsunuz. Şimdi biz diyoruz ki ya abi ben bunu kısa yoldan 30 derece büyütmek istiyorum. Yani boyutunu 30 yapmak istiyorum. Şurada bir kilit seçeneği var arkadaşlar. When locked scales in uniform seçeneği. Yani buna bastığımızda X seçeneğine geliyorum veya Y veya Z hiç fark etmez. Herhangi bir lokasyon değerine geliyorum. 30 yazıyorum. Tıkladığımda bakın hepsi 30 oldu. Ne oldu lan? Ha, kocaman bir küp oldu şu anda. Bunu kapattığınızda burada, yani aynı eksende büyütmek istediğiniz bir obje varsa bu seçeneği kilitleyerekten daha kısa yoldan yazabilirsiniz. 10 yapıyorum. Tekrar 1 yapıyorum. Eski haline getiriyorum. Mobility kısmına gireceğiz arkadaşlar. Blueprint kısmında. Blueprint yazarken gireceğiz. Hatta isterseniz kısaca açıklayayım. Bu bir static ağdır. Komponenti. Mesela örnek veriyorum. Biz oyunumuzda bu küpe bir animasyon vermek istiyoruz. Diyoruz ki ya ben oyunu başlattığımda bu küpüm buradayken şuraya gitsin. Veya karakterim geldiğinde bu küpe çarpsın. Ve bu küp hareket etsin. Yani bir fizik aktörü olsun istiyorsanız bunu movable yapmanız lazım arkadaşlar. Bunun movable olması lazım. Eğer mesela bunu statikte bıraktınız, siz bunun içine kodlarınızı yazdınız, işte ne bileyim karakter çarptığında sağa sola gitti, sola sağa gitti, büyüttü, küçülttü. Oyunu çalıştırıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ama kod bir türlü çalışmıyor. Neden? Çünkü bu statik ağda kalmış. Statik ağları arkadaşlar hiçbir şekilde fiziksel olarak oynatamazsınız sahnenizde. O yüzden bu movable olmak zorunda. Burada zaten static mesh olarak küpümüzün bilgisini veriyor. Yine buradan seçip başka bir şey seçebiliyorsunuz. Materyal, küpümüzün materyaldir. Buradan küpümüze materyal verebiliyorsunuz, materyal oluşturup. Physics kısmı var. Burada physics ayarlarımız var. Bunlara yine değineceğiz. Yine fazla kullanmıyoruz burayı. Genelde kod içerisinden hallediyoruz fiziklerini ama işimiz oldukça buraya da ilgileneceğiz. Collision ayarlarımız var arkadaşlar. Collision çarpma ayarıdır. Mesela örnek veriyorum. Collision presence diyor. Bu blok al. Bizim işimiz genelde bu olur. Yani diyor ki bu küpe diyor herhangi bir nesne al çarptığında bunu blokla diyor. Yani benim içimden geçmesin. Benim içime girmesin. Karakter mesela şuraya bir karakterimizi şöyle getireyim. Şunu da şöyle bir çevirelim. Şimdi benim karakterim geldi. Bu meshimiz block all burada. Yani blokla. Bütün collision'lar, çarpmaları blokla diyoruz. Benim karakterim buraya geldiğinde bunun içinden geçemez arkadaşlar. Oyundayken. Tabii şimdi geçiyor da editör modda olduğu için. Ancak buraya kadar gelebilir. Buradan ötesine gidemez. Çünkü neden? Ayak komponentiyle bu çarpışıyor. Bunun görevi ne? Kardeşim sen benim içime giremezsin diyor. Ben blokum diyor. Biz bunu no collision yaptığımızda arkadaşlar, kardeşim benim içime her türlü girebilirsin diyor. Rahatlıkla geçebilirsin diyor. Yani bu geldiğimde bu küpün içinden böyle hop geçip gidebilirim. Bu işe yarar arkadaşlar. No collision, collision ayarları. Tabi burada farklı şeyler de var. Seçenekler de var. Trigger, spectator, pawn, overlap only pawn. Bunlar yine değineceğim bunlara. Ama en çok kullandığımız block all ve no collision'dır. İçinden yani çarpışma aktif veya aktif değil olarak kullanıyoruz. Buralar kullanmıyoruz arkadaşlar genelde. Çok fazla kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Lighting, rendering, navigation, virtual texture. Buraları fazla kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi details kısmını da işledik. Tabi bu buradaki details kısmındaki ayarlar static mesh içindi. Yani static mesh aktörü içindi. Karakter mesh'inde değişebiliyor bunlar.
Bunları da zaten karakter kısımlarını falan işledikçe göstereceğim. Bunu sildik. Şimdi bizim neyimiz kaldı? Content Browser'ımız. Content Browser zaten bizim dosyalarımızı dışarıdan çektiğimiz, hafızada tuttuğumuz, proje içerisinde tuttuğumuz klasör sistemidir. Naçizane tavsiyem arkadaşlar, çok önemli. Ben 2,5 yıldır oyun geliştirmeye, yani geliştirmeyle uğraşan biri olarak, daha hani 2,5 yıldır oyun geliştiriyorum ama daha oyun çıkartamadım bu arada. Bilginiz olsun. Çok tamamlanmamış projem oldu. Çok ipe sardığım, içinden çıkamadığım durumlar oldu. Yarısına, yani bir projeyi %80 tamamlayıp da sildiğim durumlar da oldu. Ve bu durumların yarısından çoğu da arkadaşlar Content Browser'ı düzensiz kullanmamdan dolayı oldu. Çok samimi söylüyorum. İlerleyen zamanlarda Content Browser o kadar karışacak ki neyin nerede olduğunu bulamayacaksınız gerçekten. O yüzden çok önemli. Ben çalışırken Content Browser'da şu şekilde çalışıyorum. Bu arada sağ tıkladım. Sağ tıkladıktan sonra New Folder diyorum. İki tane dosya oluşturuyorum. Game. Pardon, 3 tane dosya. System, sistem ve assets. Renklerini değiştireyim hemen, kafanızı karıştırmasın. Şöyle. Burada set color kısmından değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada klasörlerimize renk verebiliyoruz istediğimiz rengi. Sağ tıklıyoruz klasörümüze, set color diyoruz. Daha önceden koyduğumuz renkleri buradan yine seçebiliyoruz. Veya New Color deyip buradan rengimizi seçebiliyoruz. System ve Asset. Asset'e de yeşil rengi verelim. Şimdi projeyi ilk açtığımızda burada klasörlerimiz vardı, bunlar. Ben bunları abi alıyorum. Sistemin içine atıyorum. Karışmasın. Bunlarla benim işim yok çünkü. Bunlar benim ana karakterimin, ana haritamın bulunduğu dosyalar. Bunlarla fazla işim olmadığı için ben bunları oraya atıyorum. Bazı yine gerektiği yerde sistem klasörünü kullanıyorum. Klasörü, Content Browser'ı kullanma mantığınız şu şekilde olsun arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir karakter aldınız. Karakteri aktardınız. Mesela biz şu anda karakter aktardık mesela. Bunu hemen bir klasörleyelim. Yani bunu bir düzenleyelim. Bu burada bu şekilde olmaz. Game klasörünün içerisine giriyorum. Yine yeni bir new folder oluşturuyorum. Buna character diyorum. Büyük harfle yazmayayım. Character. İçerisine girdim. Şimdi bizim content'e tekrar geliyorum. Bizim mesh'imiz var. Yani mesh'imiz var. Physics mesh'imiz var. Bir de iskeletimiz var. Bir de şey var. Materyalimiz var. Şimdi ben tekrardan geldim buraya. Diyorum ki bir tane new folder oluşturuyorum. Mesh. Ardından yeni bir folder oluşturuyorum. Mat text. Bu şekilde. Yani materyal ve texture'ları tek bir klasörde tutabilirsiniz. Ben burada size şeyi göstermeye çalışıyorum. Yani düzenli çalışmayı. Çok önemli arkadaşlar bu. Şimdi biz bunu oraya sürüklemek istiyoruz. Bunun için şunu yapacağız. Çok pardon. Şurada bir seçeneğimiz var. Show or hide. Yani kategori sekmesini aç. Kategori panelini. Şöyle açtığımızda aynı bunu liste halinde getiriyor bize. Bakın şurada karakter dosyamız gözüküyor. Bunu şöyle açıyoruz o kısmına. Buraya tıklıyorum. Şu üçünü mesh klasörüne atacağım. Bu üçü mesh ile alakalı arkadaşlar. Karakterimizin taban ağıdır bunlar. Bunları alıyorum, sürüklüyorum. Mesh klasörüne getirdim. Bıraktım. Move her diyorum. Yani oraya götür, bırak. Move her diyorum. Oraya götürdü, attı. Materyalimi de alıyorum. Materyal tekstürün içerisine atıyorum. Şimdi bu paneli geri kapatıyorum. Game kısmına geldim. Karaktere girdim. Gördüğünüz gibi mesh. Mesh'im burada. Materyal tekstürüm burada. Şimdi kafa karışıklığı gerçekten ilerleyen zamanlarda çok yaratacak. Kısaca kendi oyun projemdeki dosya sistemini size göstermek istiyorum. Daha iyi anlaşılır olsun diye. Düzenli çalışmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi ben
Çoğu yani birkaç tane projemi düzensiz çalıştığım için kaybettim. O kadar çok karıştırdım ki neyin nerede olduğunu bulamadım. Çünkü yani yüzden fazla klasör olmuştu zamanında. Neyi nereye attığım, neyi nasıl yaptığım çok düzensiz çalıştığım için bulamadım, edemedim. Tabii ben de sinirlenince sildim projeyi. Şimdi bu benim oyun projem. Şöyle kısaca content browser'ını göstereceğim. Zaten burada bazen yayın falan açıyorum. Benim oyun projemi görenler vardır. Animasyonu kompres etmesini bekliyorum. Projede biraz ilerlediğim için açılışta kasıyor tabii. Özellikle animasyon kısmında. Bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Projede ilerledikçe özellikle çökme, yani projeye crash yeme imkanınız çok yüksek oluyor. Ben diğer oyun projelerimde günde 20 defa crash yediğim oluyordu. Bu yüzden sürekli eliniz şu save current'le content browser'daki save all kısmına sürekli eliniz gitsin. Çok önemli. Hadi. Bugün açılırsın inşallah. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane dosya oluşturdum. Asetlerim burada. Bunlar oyunda kullandığım asetler. Ağaçtır, bitkidir. Burada depoluyorum. Sistem kısmımda ana dosyalar burada. Game kısmı her şey burada abi. Şöyle mesela yapay zeka klasörüm var burada, AI. Gördüğünüz gibi burada yapay zeka ağacımla ilgili, yapay zeka ile ilgili bütün kodlamalar, bütün şeyler burada kayıtlı. İnteraksiyon kısmı, yani etkileşim kısmı, sandık etkileşim, işte kitap etkileşim gibi gibi, at meşale etkileşim. Etkileşimleri buraya yazıyorum. Envanter sistemi. Envanter sisteminde mesela haritada bulunacak envanter, yani itemlerimi bakın buraya bu şekilde kaydediyorum. Haritalarım burada. Map, zaten bir tane haritam var. Ana harita. Opelia. Yani bu benim karakterim. Opelia ismini koyduk. Karakterime ait bütün her şey burada. Karakterimin itemleri, mesh, gördüğünüz gibi. Tabii ben burada others olarak kaydetmişim. Materyal ve texture var içerisinde. Items, animasyon kısmı. Bakın animasyonları bile hepsini action, attack, işte landscape, locomotion, saldırı, kılıç animasyonları. Hepsini ayrı ayrı klasörlemişim karışıklık olmasın diye. Others kısmında fontlar var. Yazı tipleri. SFX müzikler. VFX de particle efektler. Video efektleri. Bu şekilde kullanıyorum. Sizin de bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten ilerleyen zamanlarda çok başınız ağrır. Benden söylemesi. Content Browser'da başka göstereceğim bir şey var mı? Ha, şey var. Şimdi mesela biz third person açtık, değil mi? Yani biz karakterimizi third person olarak başlatıyoruz. Biz buraya ne bileyim işte top down karakterinin dosyalarını istiyoruz, değil mi? Hani tepeden görünüm karakteri vardı ya, template başlangıçta proje sahnesi seçme kısmında. Biz onu buraya import etmek istiyoruz. Şurada add import kısmı var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Add future or content pack. Bu content paçkından, contentlerin olduğu kısımdan bir veri çek projeye. Buna tıkladığımda arkadaşlar bak gördüğünüz gibi direkt geldi. Buradan neyi istiyorsanız mesela third person pardon konuşamadım. Third person'ınız varsa zaten eklemenize gerek yok. First person istiyorum diyelim mesela. Birinci şahıs kamerası. Add to project dedim. Burayı geri kapatıyorum. Gördüğünüz gibi first person BP ve first person klasörleri geldi. First person sahnesi falan her şeyi buraya geliyor. Onun dışında buradan bu sekmeye, şurada gördüğünüz sekmeye mouse'un content browser'dayken mouse'un sağ tıkıyla da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Arayüz tanıtımımı şimdilik bu kadar bırakıyorum. Saat 22:18 oldu. Kısaca biraz da Blueprint sınıfından, yani sınıflarından bahsetmek istiyorum ve biraz da aktörlerden bahsetmek istiyorum. Sonra da
dersimi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü anlatacak fazla bir şeyim kalmadı. Sonda yine bir konuşma yapacağım bu arayüz ile ilgili. O yüzden şimdilik bir blockret class olayına bir geçelim. Şimdi sağ tık yaptığımızda şuradan create basic attacks'ten blueprint class. Şimdi blueprint class arkadaşlar bir sınıftır. Yani bu başka oyun motorlarında da var, programlamada da var sınıf şekli. Sınıflar genelde aktör olur, pawn olur, karakter, player controller, game oyun modu olur. Aktör komponentleri ve sahne komponentleri olur. Aynı zamanda burada bir sürü sınıf vardır. Yani sınıf anlayacağınız türlerine ayrılır. Alt türlerine ayrılır. Burada bir sürü sınıf seçeneklerimiz var. Bunun tabii içerisinde kullanacaklarımız olacak. Mesela notify anim state notify, yani animasyon notify blue şeyi vardır, sınıfı vardır. Bunu kullanacağız. Gibi gibi bu benzer şeyleri kullanacağız arkadaşlar. Burayla da işimiz çok yani anlayacağınız. Buradan geri kapatabiliyoruz pencereyi. Şimdi aktörden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bugün pawn'u atlayacağım da aktör ve karakterden bahsedeyim size. Sonrasında bitirelim. Aktör arkadaşlar sahne içerisine aldığınız bütün her şey aslında bir aktördür. Yani şöyle. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şu ışığı görüyor musunuz? Az önce eklemiştik. Bu bir aktördür arkadaşlar. Bu bir aktördür. Bu bir aktördür. Aktör, aktör. Harita bile aktördür. Her şey aktördür. Şurada gördüğünüz her şey aktördür arkadaşlar. Oyun içerisinde gerek statik ağa bağlı olsun, gerek hareket ağına bağlı olsun, fark etmeksizin sahneye eklediğiniz her şey aktördür. Bunu unutmayın. Aktör aslında başka bir ifadeyle de açıklamak istersek, yani dedin ya İhsan, sen dedin ki her şey aktördür, biz nasıl anlayacağız? Şöyle diyelim. Aktörün belli bir türevi vardır arkadaşlar. Aktör üzerinde lokasyon olarak, yani mesela örnek veriyorum, bu böyle bir şeyimiz var. Ben bunu sağa sola oynatabiliyorsam, rotasyon yapabiliyorsam ve aynı zamanda büyütebiliyorsam bu bir aktördür. Yani lokasyon, rotasyon ve scale değerlerine veya herhangi bir tanesine sahipse bu bir aktördür arkadaşlar. Zaten oyunda da her şey aktör üzerinden etkileşim sağlar. Şimdi tekrar şeye geliyorum. Blueprint class kısmına geliyorum. Aktörü anlamışsınızdır. Aktörün içerisinde kod yazma işini de yine bir sonraki derste işleyeceğiz. Pazar günü. Karakter kısmına geçiyorum. Karakter kısmında da şöyle bir tane oluşturalım hatta. Diyelim ki pardon, My character, benim karakterim. İçerisine girdim. Bu arada biraz bunu yaptıktan sonra aktörün içerisini de göstereceğim. Bizi şu şekilde bir kapsül karşılıyor arkadaşlar. Bunu buradan da seçebiliyorsunuz. Kapsül komponent. Biz karakterimizi aslında şöyle söyleyeyim. Bir oyun yaratırken biz aslında oyunda karakterimizi bu hareket animasyonları vardır ya, hareketlerini, pardon, animasyon diyorum. Sağa sola gitme olayını, ileriye geriye gitme olayını, sürekli animasyon diyorum. Sağa sola ileriye gitme hareketlerini aslında bu kapsül yapar arkadaşlar. Kapsülün içerisinde gördüğünüz gibi şöyle bir ok işareti vardır. Mesh kapsüle bağlıdır. İsterseniz buradan import ettiğimiz karakterimizi bir seçelim. Neydi onun ismi? Opelia'ydı. Tıkladım. Şu kısımdan seçiyoruz arkadaşlar. Mesh'e tıklıyoruz buradan. Component kısmından. Burada sağ kısımda, details kısmından Skeletal Mesh'ten seçebiliyoruz.
Şimdi bunu seçtik. Bu bizim karakterimiz. Biz bu karakteri component'a göre, yani kapsülün içerisine oturtacağız. Bu şekilde lokasyonuyla, rotasyonuyla oynayaraktan şöyle oluşturalım. Diyelim ki şu şekilde olsun. Benim karakterim böyle dursun. Sizce böyle durur mu? Durmaz. Şimdi biz bu karakteri oturturken nasıl söyleyeyim? Belirli bir lokasyonu ve rotasyonu kullanacağız. Bu ekranda rahat çalışmak için şu üst kısımda arkadaşlar perspektif kısmı var. Bu bizim kameramızın görüntü modudur. Yani şu an perspektif moddayım. 3D modunda istediğim alana istediğim gibi gidebiliyorum. Ben buradan buna tıkladığımda gördüğünüz gibi ortografik mod var. Ortografik modun da görünüm alanı var. Sağ, sol, sağ, sol, üst, şey pardon, üst, alt, ön, arka gibisinden. Bunu buradan seçmeden önce bakın şu komponentin üzerinde bir ok var. Yani diyor ki bu component diyor bu tarafı gösteriyor diyor. Senin karakterin de kapsül bu tarafı gösteriyor diyor. Senin karakterin de yine bu tarafa bakacak diyor. Bu tarafa bakmak zorunda diyor. Yani sen karakterini bu şekilde koyamazsın diyor. Hemen karakterimizi döndürme moduyla 90 derece dönderdik. 90 derece. Bakın ok hizasında bakıyor şu anda karakterimiz. Ama gördüğünüz gibi bakın komponentin içerisinde çok dengesiz duruyor. Biz bunu ayarlayacağız. Buradan perspektife tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan front seçeneği var. Yani önden görünüm. Front'a tıkladığımızda 2D bir ekrana geçer motor. Mouse'umuzun orta tekerleğiyle yaklaştırıyoruz. Yine mouse'umuzun sağ tuşuna basılı tutaraktan ekranda hareket ediyoruz. Buradan kapsülümüzden karakterimiz gördüğünüz gibi kafası kapsülün dışına çıkmış. Bunu böyle aşağıya doğru alıyorum. Ne oldu? Fazla gitti. Kapsülün dışına çıktı. Hatırlıyorsanız burada bir ayar göstermiştim size. Şimdi burada o işimize yarayacak. Bu zaten seçili. Burada bir gizmomuz var arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Yavaşça yukarıya doğru sürüklüyorum. Görüyor musunuz? Yumuşak bir şekilde. Şöyle. Yani ayaklarının dış kısmı kapsülün içine girecek şekilde koyuyoruz. Bunu koyduktan sonra şu kafa yapısı çok da önemli değil açıkçası. Ve eller dışarıya çıksın çok önemli değil. Bunu baştan söyleyeyim. Bize bir de bunun yan tarafından bakmamız lazım. Yani kapsülün tam ortasında mı diye. Sağ kısma tıklıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ortalı. Herhangi bir önde veya arka kısımda değil. Buradan tekrardan perspektif kısmına geçiyorum. Karakterimi bu şekilde oturtabiliyorum. Kapsülümün içerisine. Şimdi burada karakterimizi oturtturduk. Burada karakter movement kısmı var arkadaşlar. Karakterimizin hareket ayarlarıyla ilgili bazı karakterimizin hareketiyle ilgili bazı ayarlar var. Buradan kısaca işimize yarayacakları değinmek istiyorum. Max accelerate, İngilizce bilmiyorum arkadaşlar. Yani şurası acceleration 2048 olarak. Yani bu animasyona başladığında mesela bir hareket ettireceğiz. V tuşuna basıp ileriye gideceğiz. Ve bir animasyon ekledik. Yani yürüme animasyonu. O animasyonun yumuşaklık ayarını yapıyor arkadaşlar. Mesela 2048 diyelim. Ben bunu genelde hani böyle daha gerçekçi gözüksün diye mesela kalkışta biraz yavaş kalkıp yani kalkış yani yürüyüş animasyonunu yavaş başlatıp ondan sonra hızlı bir şekilde ilerletmesi için ben bunu genelde 768 olarak ayarlarım. Breaking Friction Factor'da dönüş müydü? Yok pardon. Hızla alakalı arkadaşlar bu da. Bunu da genelde 1.2 olarak kullanırım. Kalkış hızı. 1.2 saniye sonra keskin bir şekilde animasyonu hareket ettir. Gibi. Burada karakterimizin yüzme kısmındaki ayarları. Zaten şu üstte de walking yani yürüme animasyonları ile ilgili ayarlar. Jumping, falling, zıplama ve uçma ayarları. Networking bu multiplayer olarak. Swimming, flying, max uçuş hızı,
İşte max yüzme hızı, karakter fiziks interaksiyonu, bu tür ayarlar var. Buraları gerçi ben fazla kullanmıyorum, karıştırmıyorum. Pek işimde yok. Her şeyi karakterimin hareketlerini, animasyonlarını kod üzerine yaptığım için buralara fazla girmiyorum. Burada karakterin max walk speed'i var. Default olarak 600'dür arkadaşlar bu. Karakterimizi daha yavaş hareket ettirmek istiyorsak önerebileceğim hız 300'dür. Yürüme ve koşma istiyorsanız, yürüme ve koşma animasyonunu yapıyorsanız bunu 200'e 400 olarak, yani koşma hızını 400 olarak ayarlayıp blend space üzerinden 200 olarak ayarlayabilirsiniz. Onu yine göstereceğim. Şimdi şu üst kısımda 3 tane seçenek var gördüğünüz gibi. Tabi buna geçmeden önce şurayı kısaca bir açıklamak istiyorum. Şimdi biz arkadaşlar karakterimizi buraya oturtturduk. Değil mi? Karakterimizi oturtturduğumuzda bakın şurada yine bu bizim açık olan karakter blueprintimiz. Şurada bir yıldız seçeneği var. Diyor ki bu kaydedilmemiş arkadaşım. Sen burada bir değişiklik yapmışsın ama sen bunu compile etmemişsin. Bak bunu compile et. Bunu compile etmeden sen beni kapatırsan ben default ayarlara geri dönerim. Yani kaydetmem kendimi diyor. Şimdi biz buraya karakterimizi oturttuktan sonra şurada compile seçeneği var arkadaşlar. Derlemedir bu. Kod kısmında da derleme olarak işler. Aynı zamanda burada da. Compile ettiğimde bunu sadece derledi arkadaşlar. Bir de bunu save etmemiz lazım. Sağlıklı olması açısından. Çünkü bazı kodları yazarken kayıt almamız da gerekiyor. Yoksa arka planda çalışmıyor. Özellikle yanlış bilmiyorsam, yanlış da yönlendirmek istemiyorum. Hareket edilebilir kodlar yazdığımızda, yani bir hareket edilebilir aktörü kodunu yazdığımızda save de etmemiz gerekiyor ki o animasyon işlesin. Buradan save ettiğimizde bakın işaret gitti. Sen beni compile ve save ettin. Artık ben buradayım diyor. Beni kapatsan da default olarak böyle açarım diyor. Şimdi burada bunlar önemli değil. Class settings. Sınıf ayarları. Bakın burada parent class. Yani sınıfın, biz buradan hani blueprint class'ından sınıftan karakter sınıfı oluşturduk ya. Burada yine aynısı çıkıyor. Burada yine zaten buradan değiştirebiliyorsunuz ama zaten bizim karakterimiz olduğu için değiştirmiyoruz bunu. Interfaces kısmı var arkadaşlar. Interfaces kısmına yapacağımız oyunda, roleplay oyunda bir defaya mahsus değineceğim. Onunla ilgili orada değineceğim zaman anlatacağım bunu. Zaten burada da işlem yapacağız kısaca. Ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Class defaults, default kısmı, default ayarlar kısmı buradadır. Sınıfın, karakter sınıfının. Simulation var, play var, active play var. Bu. Tamam. Buralar önemli değil. Şimdi biz de blueprint kısmına girmeyeceğim ama şöyle bir göstereceğim arkadaşlar arayüzünü. Event grab. Olay grafiği. Event grafiği. Türkçesi. Olay grafiği de denebiliyor. Burası bizim kodlarımızı yazdığımız sonsuz bir ekran. Sonsuz abi. İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Buraya kodlarımızı yazıyoruz. Sol kısımda yine her şey gözüküyor. Bir önceki ekrana dönmek için yine burada viewport'a tıklıyorsunuz. Event grab, viewport, event grab. Burada grab kısmında yine bunları ekledik. Yani bunlar otomatik geliyor zaten. Yine burada gözüküyor. Bunları çift tıklayarak üzerine gidebiliyorsunuz. Event'lik. Kod falan yazmayacağım arkadaşlar. Koda pazar günü gireceğiz. Şu an kafanızın biraz şiştiğini anlayabiliyorum. Çünkü üst üste konulara atlayıp geçtim. Ben yoruldum açıkçası. Biraz da sizin de yorulduğunuzu tahmin ediyorum dinlemekten. Kısacası arkadaşlar Event Grab diyorum, pardon. Blueprint kısmı da bu şekilde. Bunu dediğim gibi pazar günü tekrardan gireceğiz. My karakter kapatıyorum. Projemi şöyle save aldım. Zaten kayıt alacağım başka bir şey şu anda yok. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyorum anlatacaklarım.
Kurs içerisinde belirttiğim bu iskelet ağları, birinci kurs içerisinde belirttiğim iskelet ağları, işte statik ağları falan, ben onları oyun yaparken anlatacağım yine. Arayüz tanıtımı yoktu aslında şeyin içerisinde de. Ben yine de ekledim hani hiç kullanmayanlar vardır diye. Bir sonraki dersimizin başlangıcında şöyle kısaca geçeceğim. İşte iskelet ağı şudur, statik ağı şudur, şu şudur, bu budur gibisinden. Sonra hemen abi blueprint'e gireceğiz. Olay grafiği, fonksiyonlar, değişkenler, makro, işte fonksiyon ne işe yarar gibi gibi, işte değişken türleri, boolean değişkeni, integer, byte değişkeni, float değişkeni, bunları işleyeceğiz. Ne konuda nasıl çekilir, değişken türleri nerelerde nasıl kullanılmalı gibisinden tavsiyeler, tüyolar vereceğim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dersimi burada sonlandırmak istiyorum. Sizin de izninizle, müsaadenizle. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım size güzel bir şeyler katabilmişimdir. Daha da ilerleyeceğiz tabii. Kurslara katılmayı ihmal etmeyin. Siz burada oldukça, kurslara katıldıkça ben size seve seve ücretsiz bir şekilde her türlü yardımcı olurum. Bana gerek burada gerekse özel mesajdan soru sormaktan asla çekinmeyin. Bildiğim bir şeyse yardımcı olurum arkadaşlar. Abilerim, ablalarım, her kim varsa artık. Evet, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Seslerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Harika oldu. Ellerine sağlık. Çok beğendim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.